En son vefat eden Hidayet Yıldızı. Bugün, son sahabe. Ebu't-Tufeyl Amir bin Vasile'nin, radıyallahu an, vefat yıl dönümüdür. Bu vesileyle, önce Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin mübarek eshabından bahsetmek istiyoruz efendim. Peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra, bütün yaratılmışların en üstünü, eshab-ı kiramdır. O mübarek zatlar, Resulullah'a o kadar tabiydiler ki her sözüne tereddütsüz peki derlerdi. Bir hadisi şerifte şöyle buyuruldu. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz. Eshab-ı kiram, dini hükümler hususunda en mutbur otoritedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimizden öğrenip, kendilerinden sonrakilere öğretmişler ve açıklamışlardır. Peygamber Efendimizin yaptıkları ve söyledikleri hakkında bilgiler, bunların bizzat görerek ve duyarak naklettikleri şeylere dayanır. İşte bunların bütün olarak naklettikleri hükümler, hadisi şeriflerin temelini teşkil etmiştir. Resulullah vefat ettiği zaman yeryüzünde 124 binden fazla sahabi vardı. 4 halif devrinde de eshab-ı kiram, İslam dinini yaymak, cihad etmek hususunda sözlerine sadık kaldılar. Sözlerinden dönmediler. Hepsi ittifak halinde, yerlerini, yurtlarını terk ile Arabistan'dan çıkıp, her tarafa yayıldılar. Gidenlerin çoğu, geri dönmeyip, gittikleri yerlerde vefat edinceye kadar cihad etti ve İslam dinini yaydılar. Böylece az vakitte çok memleket alındı. Fethedilen yerlerde İslamiyet hızla yayıldı. Ebu't-Tufeyl Amir bin Vasile, radıyallahu anh. En son vefat eden sahabedir. Hicri 100 miladi 718. Kinane kabilesinin şairlerinden ve ileri gelenlerindendir. Uhud Savaşı'nın olduğu sene dünyaya geldi. Küçük yaşta Resulullah Efendimiz'i gördü. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Küfe'ye gitti. Devamlı Hazreti Ali'nin sohbetlerinde bulunurdu. Onun bazı savaşlarında bayrağını taşıdı. Hazreti Ali şehit edilince Mekke'ye döndü. Hazreti Muaviye ona iltifat edici, nazik bir mektup gönderdi. Şam'a gitti. Sonra Muhtar es-Sekafi ile beraber, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden dolayı Emevilere karşı çıktı. Muhtar es-Sekafi öldürülünce bir kenara çekildi. Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz zamanına kadar yaşadı. Güzel, edebi şiirler söylerdi. Hayatının son zamanlarına doğru. Bugün yeryüzünde benden başka Resulullah'ı gören hiçbir kimse yoktur, demiştir. Mekke'de, hicretin 100. yılında bir düğünde, oğlunun vefatı hakkında söylemiş olduğu bir kasit okunurken çok üzülen bu mübarek zat, aynı sene orada vefat etti. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. 19 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ahmet Demirbaş.